Nefes olma. Hadi gel oğlum. Sabret, sabret. İyi günler. Günaydın. Ben Hakkı, Fahri Bey'le görüşecektik. Buyurun geçin. Fahri Bey de sizi bekliyordu zaten. Yeni şoför ve ailesi geldi Fahri Bey. Gelin bakayım şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali Bey beni işe aldığınızı söyleyince dünyalar bizim oldu. Kurtarıcımız oldunuz. Estağfurullah. Hakkıydı değil mi adam? Hakkı efendim. Vallahi iş yok, ev yok. Ortada kalacaktık çoluk çocuk. Bu yavrunun neyi var böyle? Durmadan öksürüyor. Hasta Fahri Bey. Doktora da götüremedim. Durumumuz malum. Hiç olur mu? Bu işler geciktirmeye gelmez. Hemen bugün doktora götürün. Doktor ilaç düşünmeyin. Merak etme sen, ben hallederim Fahri'cim. Doktor İzzet Bey'e baktırırım bugün. Allah sizden razı olsun. Hızır gibi yetiştiniz. Estağfurullah. İnsan insana yardım etmezse insanlık nerede kalır? Sen de güzel yemek yaparmışsın. Nedir senin adın? Feride hanımefendi. Feride, kalacağınız müştemilat biraz küçük ama size yeter. Ben de yerleşmenize yardım ederim. Allah razı olsun. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim hallederim. Hakkı, yarın işe başlıyorsun. Öğlen 3'e doğru çıkarız yola. Düzce'ye gideceğiz. Hiç merak etmeyin Fahri Bey. Fahri Bey, siz olmasaydınız bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Tamam tamam. Hadi gidip yerleşin bakalım. Yarın da öğlen saat 3'te araba kapınızda hazır olacak. Hı. Fahri Bey. Tamam. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Turgutçum, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Yarın sayende inşallah bu ihaleyi alacağım, daha iyi olacağım. Yoksa hayatımda ilk defa adam çıkarmak zorunda kalacağım. İşçileri de düşüneceğim tabii Turgut. Hepsi çoluk çocuk sahibi insanlar. Ne yaparlar, ne yerler, ne içerler. Tamam. Tamam Turgutçum. Yardımını bekliyorum. Yarın akşam 7'de buluşuruz. Merak etme, merak etme. Tam 7'de oradayım. Fahri ne işi bu? Aylardır beklediğim ihale eleman. Amerikan şirketinin işi. Bizim Turgut, oranın genel müdür yardımcısı. İhaleye katılacak firmaları 3'e indirmiş. Ama sen de bıraktırırım diyor. Hayırlısıysa olsun. Ama dikkat et, şaibeli bir iş olmasın. Ben girer miyim öyle bir şey? Kocanı tanımıyor musun sen? Adam eski arkadaşım. Yardım etmeye çalışıyor işte. Hayırlısı. Sen daha iyi bilirsin Fahri'cim. Hakkı. Hakkı çıkar beni buradan ha.
Kendine gel bey. Ne oldu? Kötü bir rüya mı gördün? Tuhaf. Tuhaf bir rüya gördüm Feride. Hayırdır inşallah? Fahri Bey, canlı canlı mezara gömmüşler. Nasıl yani? Bir mezarlıkta yürüyordum. Bir mezardan biri imdat istiyordu. Fahri Bey'in sesiydi. Sonra kazdım mezarı. Fahri Bey'i çıkardım içinden. Korkutma beni gece gece mezarlık filan. Hadi uyu canım. Kötü bir rüya işte. Evet, kötü bir rüyaydı. Oh, çok kötü bir rüyaydı. Hadi Leman, dua et benim için. İyi günler efendim. İyi günler kızım. Hakkı hazır mı? Tabii, sizi bekliyor. Tamam. Allah yolunu açık etsin. İnşallah her şey çok iyi gidecek. Hadi Feride, biz de içeri tamam. girelim. Tamam. İyi günler Fahri Bey. İyi günler. Buyurun. Hakkı. Ya bismillah. Feride. Buyurun Leman Hanım. Hadi şöyle bir kahve yap da içelim karşılıklı. Hem de biraz laflarız. Hemen yapıyorum Leman Hanım. Tamam Turgutçum. Oldu kardeşim. Ben de bir saat içinde oradayım. Merak etme sen. Hayatta her şeyi garantiye alacaksın Hakkı. Bak. Bak şu trafiğe. İyi ki bir saat önce çıktık evden. Çok haklısınız efendim. Bu ihale çok önemli Hakkı. Bu işi bir alırsak kimse işini kaybetmeyecek. Keşke bütün iş adamları sizin gibi olsaydı. Gösterdiniz mi çocuğu doktora? Leman Hanım'ın yolladığı doktora gittik Fahri Bey. Çok ağır bronşitmiş efendim. Sayenizde tüm ilaçlarını da aldık. Yakında iyi olacak inşallah. İnşallah. Hastalık ihmale gelmez. Hay Allah. Ne oluyor? Hakkı, ne bu duman? Hararet yaptı. Çok önemli bir sorun yok efendim. Ben şimdi halledeceğim. Hakkı, sabah kontrol etmedin mi sen bu arabanın suyunu? Yol telaşıyla aklımdan çıkmış efendim. Hemen hallediyorum. Bu trafiğin hali ne böyle ya? Ben şimdi yan yollardan çıkıp yetiştireceğim sizi. Merak etmeyin. Tam vaktinde orada olacağız beyefendi. Ne oluyor Hakkı? Gene bir sorun mu çıktı? Siz sakin olun efendim. Ben şimdi bakıyorum ne olduğunu. Lastik patlamış. Hemen değiştiriyorum efendim. Lastik mi patlamış? Hay Allah. Nedir bu aksilikler bugün üst üste? Hem de böyle bir günde. Hakkı oğlum. Tamam. Elini çabuk tut biraz. Emredersiniz beyefendi. Thank you.
Çok üzgünüm beyefendi. Başınıza ne belalar açtım. Aksilik işte. Geldi mi üst üste geldi. Ama biraz çabuk ol hadi. Alo Turgut. Merak etme, geliyorum geliyorum. Bir saat içinde orada olurum. Gelmediler mi yani? Güzel. Tamam kardeşim tamam. Ben bir saate kadar oradayım. Allah'a şükür daha kimse gelmemiş. Yetişiriz değil mi Hakkı? Yetişeceğiz efendim. Sizi oraya mutlaka yetiştireceğim. Hakkı daha beni hiç tanımadan rüyasında görmüş. Onun köye konuk gitmiştik. Beni görür görmez istetti. Çok ilginç. Demek rüyasında görmüş evleneceği kadını. Ya öyle hanımım. Temiz gönüllüdür Hakkım. Sanki içine doğar. Dün mesela rüya gördüydü, uyandı gece yarısı. Ben akşam yemeğini hazırlayayım. Dur, otur. Ayol ne güzel anlatıyordun. Ne rüya görmüştün gece kocan, anlat bakayım. Ama çok kötü bir rüya. Kötü mü? Çatlatma da anlat. Fahri Bey'i kötü bir durumda görmüş hanımım. Hayırdır inşallah. Nasıl kötü durumda? Hakkı bir mezarlıkta geziyormuş. Sonra bir mezardan sesler duymuş. Bakmış ki Fahri Bey'in sesi. Kurtar beni Hakkı diye bağırıyormuş. Sonra Hakkı mezarı kazmış. Bir de ne görsün? Fahri Bey canlı canlı mezarın içinde. Çekmiş çıkarmış mezarın içinden Fahri Bey'i. Fahri'yi mezardan çıkarmış demek. Ya öyle hanımım. Hay Allah, bir bu eksikti. Belgeleriniz lütfen. Buyurun. Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız? Çok önemli bir toplantım vardı da memur bey. Çok geç kalmıştık. Beyefendi, hiçbir şey canınızdan önemli olamaz. Ceza kesmek zorundayım. Hey güzel Allah'ım, bu adamda mı var bir düz tabanlık, anlamadım ki. Sabahtan beri her şey ters gidiyor. 5 dakika geç gidin ama canlı gidin. Hadi iyi yolculuklar. İyi günler. Her şey bitti artık. Mahvoldum. Anlaşma bitti. Bütün umutlarım bitti. Çok özür dilerim Fahri Bey. Bütün suç benim. Sizin yaptığınız iyiliklerden sonra eve döner dönmez işten ayrılacağım. Yarıldı. Deprem miydi bu Hakkı? Evet Fahri Bey. Çok büyük bir deprem oldu galiba. Allah. Şebeke çekmiyor. Acaba deprem nerede oldu? Şu radyoyu açsana Hakkı. Son dakika haberi sayın dinleyiciler. Merkez üstü Düzce ilçesinde saat 18'de 7.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Düzce ve çevresinde büyük yıkıma yol açtı. Ölü ve yaralı sayısının çok olduğu tahmin ediliyor. Gelişmelerle tekrar sizlerle olacağız. Ne diyorsun sen Fahri? Yani toplantıya yetişsen ölecek miydin? Evet. İhalenin yapılacağı bina yerle bir olmuş. Binadakilerin hepsi ölmüş. Yetişsem ben de yoktum şimdi. Senin Düzce'ye varmanı Allah engelledi Fahri. İyi kalpliliğinin mükafatını gördün. Zavallı Hakkı. Beni yetiştiremediği için üzüntüsünden ölecekti. Farkında olmadan hayatımı kurtardı. Hakkı her şeyin farkındaydı Fahri.
Senin oraya gitmeni engellemek için Allah Hakkı'yı görevlendirmişti. Ve Hakkı da elinden geleni yaptı. Nasıl yani? Dinle bak. Hakkı dün gece rüyasında... Deprem. Hepimiz yasa boğan milli bir felaket. Yaralarımızı sarmak halen çok güç. İzlediğimiz bu gerçek yaşam öyküsünde Hakkı'nın duyduğu minnet duygusu o kadar güçlüydü ki felaketin adını koyamadı. Ama iyiliğin gücüyle bir canı kurtardı, minnet borcunu ödedi.